Çok değerli mensupları, sevgili gazeteciler, hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun diyeyim, sonra konuşuruz tekrar. Geldiğini ara, de ki biz cenaze için falan öneriyoruz. Basımızın çok kıymetli mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Basın bugün çok önemli bir konuma gelmiştir. Türkiye'de yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü büyük güç, büyük el konumundadır. Basın yayınının önemi bugün daha da önemli ve Türkiye kamuoyunda çok değerlidir. Bu önemi hesaba katarak bu kutsal görevi ifa eden gazetecilere bugün her günkünden daha fazla ihtiyaç vardır. Bir ayette diyor ki size bir fasık bir haber getirirse bu haberi doğrulatın, yoksa büyük felaketlere, büyük yıkımlara neden olabilirsiniz. Bu düsturla hareket eden bütün gazetecilerimizin, basın mensuplarımızın gazeteciler gününü kutluyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Gazetecilerin gazeteciliğini daha iyi şartlarda ve imkanlarda yapabilmesi, elbette ki gazetecilerin de ekonomik durumları olarak biraz daha iyi konumda olmaları önemlidir. Bütün gazetecilerimizin daha iyi konumlarda olmaları dileğiyle ben tekrar AK Parti Eyüp İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu toplantıya katıldıklarından dolayı bütün gazetecilerimizi teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Tekrar gazeteciler günlerini kutluyorum. Sağ olun, var olun. Evet, ben de herkese hoş geldiniz diyorum. Günaydın diyorum. 10 Ocak iki önemli günü içeriyor. Birincisi gazeteciler günü, ikincisi idareciler günü. Dolayısıyla bir idareci olarak, emekli bir idareci olarak dilekçe ver. Birlikte günümüz kutlu olsun diyorum. Yarın da inşallah İçişleri Bakanlığı bize bir onur ödülü verecek. 30 yıllık hizmetimiz karşılığında. Bunu da duyurmuş olalım sizlere. Gününüz hakikaten kutlu olsun. Bu günler sembolik olarak çok önemli. Her meslek için, her camia için, modern toplum bu günlerle mesleklere olan, kurumlar olan ilgiyi, duyarlılığı ayakta tutmaya çalışıyor. Güzel bir adet. Ben Eyüp İlçe Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Böyle bir kahvaltıda bizleri bir araya getirdi. Basın emekçileriyle bir araya getirdiği için. Daha önce de ifade ettim. Anadolu'da
basın emekçilerimin gerçekten zor şartlarda özveriyle hizmet verdiklerini ifade ettim. Demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından birisi basındır, özgür basındır. Umuyor ve diliyorum ki benim Türkiye için temennilerimin başında basının da özellikle Anadolu basınının kendi ayakları üzerinde durabilmesi, her bakımdan ekonomik ve bağımsız olmasının sağlanmasıdır. Bu anlamdaki sıkıntılarınızı biliyoruz. Elimizden geldiğince de çözümüne katkı sağlamak arzu ediyoruz, sağlamayı arzu ediyoruz. İnşallah yarın bugünden iyi olur. Hem Türkiye için, hem Urfa için, hem basınımız için, Anadolu basını için. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun, günümüz kutlu olsun arkadaşlar. Belki de yıllardır verdiği bir emekten ötürü Sedat Bey de belki bir iki şey söyleyebilirim. Eyüpiye ilçe başkanımız Sayın Süleyman Ergün ve AK Parti'nin değerli yöneticileri, şanlı olarak gerek ilçe gerek il yönetimi olsun. Kadın Kolları Başkanımız bu arada. Eyüpiye ilçe teşkilatımız bize yarınki Dünya Basın Emekçiler Günü'nden dolayı bugünden hatırlayarak bu sohbeti, toplantıyı yaptıkları için ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu arada yarınki basın emekçiler gününe de burada şu anda aramızda bulunan bütün değerli basın emekçileri arkadaşlarımı, kardeşlerimi hepsinin Dünya Basın Emekçiler Günü'nde kutluyorum. Bu güzel toplantıdan dolayı da başta Sayın Valim ve Sayın Başkanım diyelim artık ilçe başkanımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu nazik kahvaltınızdan dolayı Sayın Başkan size teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Allah razı olsun. Gönül ister ki sadece yılda bir gün kadınlarımız hatırlanmasın. Yılda bir gün özürlerimiz hatırlanmasın. Yılda sadece bir gün yaşlılarımız hatırlanmasın. Yılda sadece bir gün gazetecilerimiz, çalışan, sahada koşturan gazetecilerimiz hatırlanmasın. Gönül ister ki yılın her gününde birbirimizi saygıyla, sevgiyle kucaklayalım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın duygu ve düşüncelerine de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nazik davetinizden dolayı da, bugünden dolayı da teşekkür ederim arkadaşlarıma da nice yıllar diliyorum. Bahaneler yaptıracaksın. Efendim sizi çeken gazetecileri siz de çekin. Süleyman Başkan'a da bir tane verin. Bir makine verin. Mesk edilmiyor ama nedir? Hayır oldu ayağı var. Sen çekmiş gibi yapın. Denedimden sonrası çekmiş gibi. Babasını çekin bari. Gülümse nedir? Sedat. Çiğiz. İşte bu haber olur Sayın Ali. Karak yok ilçe başkanı. Önce gelip söyledim. Ya toplantı ulusalda olmalı, yerine kalmalı. Hani şöyle olur. Salonu çekelim ya. Kuruşa temel atmaya bütün Urfa'yı davet ediyoruz. Yine fotoğraf alak. Düşünüyorum bazı şeyleri. Çünkü artık herkes biliyor ki AK Parti... Teşekkür ederim.
teşekkür ettiğim, sağ olun peki, sağ olun. Ustalar Smarta'da. Yo,